Şimdi de büyük üstad Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya'yı dinliyoruz. Ablacığım, nasılsın? Telaştan sormayı unuttuk. Dur, ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Karnın aç mıydı? Yok, istemiyorum. İstemiyorum. Sarp, kapıya bakar mısın? Tamam, bakıyorum sevgilim. Evde mi unutmuş Sulu'nu? Yok. Yediği boyu, yeni almıştık. Okula götürmedi. Canım benim. O kadar akıllı, o kadar düşünceli bir çocuk ki. O gün alışverişe gittiğimizde de. Zeynep. Kızım. Var mı bir haber turnadan? Yok. Ay Allah. Hadi siz içeri geçin, sıcak bir şeyler hazırlayalım biz size. Hadi gel. Gel kızım. Ali Bey, arkadaşım gazeteci. Memnun oldum. Ben de. Abla Gönül Hanım arıyor. Turneyi merak etti herhalde. Haberi var değil mi? Yok. Benim çıkmam lazım. Gazeteye gideceğim. Ali Bey, teşekkür ederim geldiğiniz için. Şule Hanım ararsa beni haberdar edersiniz değil mi? Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Hemen ararım ben sizi. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ben seni geçireyim Ali abi, gel. Gamze de çok gelmek istedi ama Mert arayınca... Yapabileceğimiz bir şey olduğunu söyle ne olur. Böyle elimiz kolumuz bağlı beklemeyelim. Maalesef yok Zeynep'ciğim. O kadın çocuğun annesi. Hem belki böylesi daha iyi. Lütfen böyle söyleme ya. Ama gerçek bu Zeynep'ciğim. Ben senin üzüldüğünü görmek ister miyim hiç? Birbirinize daha fazla bağlanmadan ayrılmak belki de en doğru olanı. Onu her an kaybetme korkusuyla yaşayabilecek miydin? Hayatınız o kadından kaçarak mı geçecekti? Ha? Ben her şeye hazırdım.
şey hazırdım da. Bir tek onun gitmesine, onun yokluğuna hazır değildim. Turna'nın annesi olmak istedim. Tıpkı senin gibi. Sen de benim annem olmak istemiştin. Evet ama unuttuğum bir şey var kızım. Ben bunu yasal yollardan yaptım. Hadi kalk Zeynep. Kalk bize gidiyoruz. Yalnız kalma. Kalk. Anne ne olur yalnız kalmak istiyorum. Kızımın odasında yatacağım. Yani hiç içime sinmiyor Zeynep'ciğim. Ama fazla üstüne gelmek de istemiyorum. Kendini çok hırpalama olur mu? Ben ablamın yanındayım anne, sen merak etme. Tamam. Yanlış anlamazsan yalnız kalmak istiyorum. Aşk olsun ablacığım. Ama sen de yat dinlen olur mu? Uyuyamam ki. Onun için güçlü olmalısın. Turna için. Geri döndüğünde seni perişan bulmamalı. Üzülür sonra biliyorsun. Turna geri gelecek değil mi? İnşallah ablacığım. İnşallah. Hadi dur. Hadi. Hadi kızım, hoşça kal. Alo. Alo. Zeynep Hanım'la mı görüşüyorum? Benim. Kimsiniz? Ablacığım Rıfat ben. Cengiz'in arkadaşı. Kızınız hakkında haber verecektim. Turna? Turna nasıl? İyi mi? Nerede? Ben de onun için aradım abla. Vicdanım el vermedi. Kızın durumu iyi değil. Nasıl iyi değil? Nesi var? Ne oldu? Ablacığım böyle telefonda olmaz. Yarın sabah 9'da sahildeki parkın... Orada buluşalım. Kurbanın olayım, kimseye söyleme. Çocuğun hayatı söz konusu. Şimdi kapatıyorum. Alo. Kapattı. Balık oltaya geldi. Şimdi çırpındır. Alo, Dilber'im. Ulan gene mi sen veresiye Rıfat? Bundan sonra tiko para Rıfat diyeceksin kızım bana. Hayırdır, banka mı soydun? Vallahi çok sağlam bir iş üstündeyim. Pavyondaysan geliyorum, anlatırım. Gece de sende kalırım. Zülüf abiyle de konuşacaklarım var zaten. Tamam, bekliyorum. Tamam. Tamam, hadi.